Efendim iyi akşamlar. Bursa TV ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Aslında iyi akşamlar diye açtım programı ama iyi akşam demek aslında mümkün değil. Terör örgütü, bölücü terör örgütü yine kan kusmaya devam ediyor. Ankara'da akşam saatlerinde hain bir saldırı gerçekleştirdi. Biz de bu programı onun için yapıyoruz. Aslında bu terör saldırısının amacı ne? Bu teröristlerin amacı ne? Onu ekranlara getireceğiz, onu tartışacağız. Önemli konuklarım olacak. Benden hemen önce Gönül Dağı programım vardı. Gönül Dağı günler öncesinden kararlaştırılmış bir programdı. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili bir özel bir geceydi. Bununla ilgili bir program yapıldı. Ancak terör saldırısından sonra Bursa TV ve Sancak FM yayın yavaşlatmaya gitti ve müziklerde biraz daha ağır müzikler çalmaya gayret ettik. Aslında Erzurum gecesi bir kahramanlık destanıydı. Erzurum'da yaşanan o düşman işgalinin bertaraf edilmesinden sonra bir kahramanlık, bir şehitleri anma programı idi. Tabii akşam saatlerine gelen bu üzücü haber tüm Türkiye'yi adeta şoka uğrattı ama biz bunun arka planını sizlerle konuşacağız. Şu an birçok program, televizyon programında bu konu tartışılıyor ama farklı boyutlarıyla insanları dehşete düşüren görüntüler ve ifadeler kullanılıyor ne yazık ki. Biz biraz daha terör nedir, terörün amaçları, hedefleri nedir ve hangi yolu izler bunları konuşacağız. Önemli konuklarım var demiştim. Bunlardan biri de Profesör Doktor Mazhar Bağlı. Şu an telefon hattımızda. Sayın Bağlı duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Aynı zamanda AK Parti milletvekili Mazhar Bağlı. Efendim, bir terör saldırısıyla daha Türkiye karşı karşıya. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgeyi iyi bilen bir insansınız. Yani doğuda yaşanan olayları biliyorsunuz. O bölgenin insanısınız. Gerçi ben de Urfalıyım ve orada yaşanan gelişmeleri, Diyarbakır'da, Sur'da gelişmeleri yakından biliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu akşam Kızılay'daki saldırıyı? Efendim öncelikli olarak vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hakikaten Neşat Bey hani bu çok neredeyse klişe bir ifadeye döndü. Neredeyse içi boşalan bir kavram oldu. Ama hiç kuşkunuz olmasın ki her bir ailenin yüreğine bir kor ateş düşmüştür ve bu ilelebet devam edecektir. Yani anneler için ancak ve ancak bir alışma durumu söz konusu olur. Yani o acının azalması diye bir durum söz konusu değil. İkinci husus şu, tabii terörün bugün Türkiye'ye yönelik çok özel bir operasyon yürüttüğü ve bu operasyonun esas arkasında hani katlettiği insanlar yahut da ülkenin güvenliğiyle ilgili ortaya çıkardığı düşünceler vesaire falan değil, aksine bir algıyı, bir düşünceyi zihinlere yerleştirmek istiyor. Bir korkuyu, bir kuşkuyu yerleştirmek istiyor. Ben bunun tabii ki önemli bir konu olduğunu biliyorum ve farkındayım. Ama şunun bilinmesi istiyorum Neşat Bey. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Terörün nüfuz edemediği ve teröre karşı bizi ayakta tutan en önemli parametre bugün bizim toplumumuzun sahip olduğu sağduyudur. Birlikte ruhu, birliktelik ruhudur. Eğer buna yönelik ve bizim devletimize, milletimize olan inancımızdır. Bunu eğer tehdit ettiğini yahut da bununla ilgili kafamızda bir kuşku oluşturduğu durum söz konusuysa o zaman amacına ulaşmıştır. Ama eğer bu hani terör bir takım insanların hayatını kastederek bir amaç elde etmez. Bir propagandayı yapıyor. O propagandaya engel olmak gerekiyor. Elbette vefat edenlerin yüreğimizdeki dağlanmış yüreğimizdeki yeri asla unutulmayacak ve bu telafisi mümkün değil. Ama terör örgütleri kişileri katletmekten ziyade kişilerin ölümü üzerinden bir mesaj yaymak isterler. Ve eğer o mesaja itibar etmezsek bizim zihnimizde memleketin yönetilemediği, memlekette bir iç çatışmanın olduğu gibi bir algıyı oluşturabilirlerse amaçlarına o zaman ulaşmış olurlar. Evet. Ve insanlara kuşkuyu, kaygıyı yaygın bir biçimde bir tedirginliği yayarlarsa, bir panik durumunu yayabilirlerse o zaman amacına oluşmuşlardır. O halde biz de bundan uzak durmamız lazım. Gerçekten ben bir hamaset olarak söylemiyorum, bir retorik olarak, bir halk yalakalığı yaptığım düşünülmesin lütfen. Gerçekten milletimiz son derece büyük bir feraset sahibidir. Bu tür belaları çok kere atlatmıştır. Bunu da atlatacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz çok kökleri derinde olan
büyük badireler atlatmış, büyük sınavlardan geçmiş bir gelenekten, bir kökten geliyoruz. Bu ve bunun benzeri belaları def etme konusunda tek bir şeye ihtiyacımız var. Bunlara itibar etmemek ve aynı zamanda da birlikteliğimizi, sağduyumuzu, ferasetimizi korumaktır. Sayın Bağlı, İnsanlarımızın bunu koruyacağına inanıyorum. Efendim. Keseceğim ama sosyal medya, daha doğrusu sosyal paylaşım sitesi, medya demek ne kadar doğrudur o da ayrı bir konu ama sosyal paylaşım sitelerinde patlamadan itibaren ölü sayısı abartılan bir şekilde verildi ve hemen ardından da yayın yasağı geldi zaten haber siteleri için, televizyonlar için de. Ancak şöyle bir ayrıntı vardı. Ben stüdyoya çıkmadan önce de bir göz gezdirdim. Son dakika var. Ankara'da patlama, yanında da bir son dakika var. Yayın yasağı getirildi diye. Hem yayın yasağı getirildiği haberini yapıyorlar hem de yan tarafta patlama anının görüntüsünü defalarca verebiliyorlar. Siz İktidar milletvekili olarak yayın yasağı konusunda neler söyleyeceksiniz efendim? Efendim bir teknik düzeltmede bulunayım. Ben geçen dönem milletvekiliydim. Şu anda zaten görevim var. Estağfurullah. Sosyal politikalar başkan yardımcılığını yapıyorum genel merkezimizde. Evet. AK Parti'deyim. AK Parti'yle hem tabii ki organik bağım var hem de kendi fikirlerimin savunulduğu bir parti. Yani bu anlamda bir sorun yok. Efendim bu konuların, medyatik bilgilerin gerçekten çok titiz bir biçimde seçilmesi ve bunun bir yayın yasağı, bir yasak şeklinde lanse edilmesi doğru bulmuyorum. Buna bir rezerv konuluyor. Bu rezervin konulmasının tek bir amacı var. Yani bununla ilgili bir enformasyon akışını engellemek vesaire falan değildir. Tam da bizim bahsettiğimiz terörün oluşturmak istediği mesajı mümkün olduğu kadar durdurabilmektir. Yani bu da o yollardan birisidir. Ama yok kardeşim ben özgürlükçüyüm. Bu özgürlük binaen bunlar yayılmasın diyenlerin de sahiden özgürlükçü olduklarına ben şahsen inanmıyorum. Hakikaten böyle bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Medyatik bilgi, hele sosyal paylaşım siteleri tamamen kişisel olarak bir kişinin o esnadaki belli bir amaç için yazmış olduğu ya bir görüşünü paylaşmak ve daha çok da belli yönde insanları kanalize etmek için yaptıkları paylaşımlardır. Biz bunların ne amaca hizmet ettiğini en çok gizli kalkışması 17-25 Aralık Gülenci çetenin darbe girişiminde ne anlama geldiğini görmüş ve bunun farkına varmış bir millet olarak bunlara itibar etmemeliyiz. Ve bunlarla ilgili bir mutlaka düzenleme olması gerekiyor. Efendim bütün dünyada Necat Bey bununla ilgili düzenlemeler var. Bizde maalesef yok. Ve bunu bir düzenleme getirmek istediğinizde de hemen dayıyorlar siz özgürlük karşıtısınız. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ben bir sosyolog olarak, iletişim sosyolojisi dersi vermiş bir öğretim üyesi olarak söylüyorum. Gerçekten medya ahlakına temel bu basın yayın ilkelerine uygun yahut da sosyal medyanın yağdığı bilgilerin kişilerin hayatında insanlarda nasıl etki ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmediğimiz zaman çok vahim sonuçlar olur. Belki konu dışı ama bir örnek olarak bilinsin istiyorum. Söz gelimi intiharla ilgili konuları insanlar medyadan öğrendikleri zaman bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Dolayısıyla intihar girişiminde bulunan bir adamın nasıl nazik bir psikoloji sahip olduğunu farkına varmıyor ve her türlü söz söyleyebiliyor. Veyahut da bu tür medyatik bilgiler üzerinden insanların kanaatlerine, gönüllerine mitik bir bilgi fırlatılmış oluyor ve o bilgiyle insanlar hayatını yönlendirmeye kalkışıyorlar. Yahut da başka işler, eylemler yapıyorlar. Yahut da bir başkası hakkında bir kanaat sahibi oluyorlar. Bunların tamamını çok titizlikle üzerine durulması gerekiyor. Hele bizim inancımızda, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime çok açık ve nettir. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman muhakkak araştırın, araştırması gerekiyor. Görüntü kısmı ise gerçekten bizde bu şiddeti körükleyen, model almasını isteyen ve insanlarda da tam da örgütün yaymak istediği, görüntüleri vermek istediği bir amaca hizmet ettiğini söyleyebilirim. Bakınız IŞİD terör örgütünün en büyük gücü o katliamları vahşice ve hunharca aleni bir biçimde yapmasıydı. Tıpkı bu haşhaşiler de öyle yapıyorlardı tarihtekiler.
herkesin gözü önünde ve açık bir biçimde sokakta insanların yanında hunharca katliamlar yapıyorlardı ve müthiş bir korku salıyorlardı. Bunun önüne geçmek gerekiyor ve bunu herkesin gözü önünde bu tür görüntüleri vermek, milletin gönlüne, milletin kafasına bir korkuyu salmak, bir etkileştirmek anlamına geliyor. Velev ki amaçları böyle olmasa da. Onun için bununla ilgili kişiler kendi kendilerini kontrol etmiyorlarsa yahut da bir takım siteler özellikle bu konuyu yaygınlaştırmak için yapıyorlarsa da bununla ilgili bir yasal düzenlemenin muhakkak olması gerekiyor. El an var olan düzenlemede yapabileceğiniz tek bir şey var. Mahkeme kararıyla acilen yayınları durdurmaktır. Evet. Bu yayın durdurmak bununla ilgili bir bilgi enformasyonu, ne bileyim bir yorum yapma kabiliyetini ortadan kaldırma anlamına gelmiyor. Nitekim görüyorsunuz sizin kanallarınızda biz bu meseleyi yorumlayabiliyoruz. Eminim benden sonra başka arkadaşlar da yorumlayacaklardır. Evet, evet. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Bu konuyla ilgili konuşmayı yahut da konuşmamayı aynı kefede değerlendirip bir başka türlü bir sonuç çıkarmak da yine bu bahsettiğimiz algı operasyonu çerçevesinde yürütülen bir propagandadır. Evet. Efendim, aslında medya ve terörizm ayrı bir başlıkta tartışılmalı, incelenmeli belki de. Fransa'da da geçtiğimiz yıl bir benzer bir saldırı gerçekleşmişti ve anında Twitter ve sosyal medya kapatılmıştı. Dış dünyada nasıldır yayın yasakları, nasıl uygulanır ve tepki bu kadar şiddetli midir? Efendim, bu kadardan daha fazla şiddetlidir. Yani bu tür paylaşımların gerçekleştirilmesine sadece kamu otoritesi değil, sivil toplum kuruluşları da çok büyük bir tepki gösterirler. Bakın, dünyanın gelişmiş ülkelerinin hemen hemen tamamında Neşat Bey. Evet. Bizim RTÜK gibi sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen başka mekanizmalar var ve o mekanizmalar derhal bu tür yayınları yapanlar yahut da bu tür paylaşımları yapanlarla ilgili hem hukuki bir prosedürün, bir sürecin başlatılması hem de bir yaptırımın uygulanması ile ilgili bir çalışmanın içerisine girer. Bizde sadece bunun devlet noktasında olduğu için devlet böyle bir karar aldı, yani RTÜK veyahut da mahkeme kararı aldığı zaman bunu özgürlüğümüzü kısıtlıyor diyerek bir nevi örgütlere bu konuyla ilgili bir destek olunuyor ne yazık ki ve bu da gerçekten ciddi bir soruna neden oluyor. Bu, ben Amerika'da da bulundum, Kanada'da da, Danimarka'da da. Bir defa kesinlikle bu tür olayların, ki hepimiz sanıyorum Fransa'dakinde gördük, 100 küsur insan hunharca katledildi ve hiçbir insan cenaze, hiçbir bir silah, hiçbir kanlı görüntüyü görmedik, rastlamadık yani. Ne sosyal medyada ne normal medyada asla böyle bir şey söz konusu değil. Buna izin vermediler ve izin vermesine zaten düşünülemez. Yine aynı şekilde Amerika'da, Kanada'da, yani bütün Avrupa ülkelerinde bu tür eylemlerin, kanlı katliamların, patlamaların verilmesi asla mümkün değil, izin verilmez. Verenler üzerinde de dediğim gibi sadece devlet değil, sivil toplum kuruluşları da çok büyük bir baskıda bulunurlar. Onlarla ilgili çok çeşitli baskı gruplarını, bir takım meyideleri harekete geçirirler ve çok ciddi anlamda mani olurlar, engel olurlar. Ama maalesef bizde böyle bir durum söz konusu değil ve hakikaten bundan bir an önce kurtulmamız ve bunu bir deyim yerindeyse bir hal çaresini bulacak bir yola koymamız gerekiyor. Evet, bizde de bildiğiniz gibi akademisyenler bildiriye imza atmıştı. Bu akşamki patlamanın ardından da Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla insanlar en çok başsağlığından önce, hani bir başsağlığı dilemek yerine falanca istifa, falanca bakan istifa, şöyle olsun böyle olsun diye Twitter'dan farklı yollara insanları kanalize etmeye çalışıyorlar. Üstadım, zaten bu bir istihbarat savaşıdır. Yani bunu söylemek için bu eylemler yapılıyor. Bir istihbarat sızıntısı olduğundan kuşku yok. Birilerinin bunu sızdırdığını tahmin etmek zor değildir. Ve bu sızıntının yapılmasının sonucunda o cümleyi söylemek için bunun yapıldığını da söylemek çok zor bir çıkarsama değildir. Bunu açık bir biçimde görüyoruz. Birilerinin istifa edip etmemesinden ziyade burada
bu terör eylemlerini kimin Türkiye'ye karşı yaptığını ve buna karşı nasıl bir direnç geliştirip geliştirmediğimizi sormamız gerekiyor. Böyle bir ahlaksız önerme mi olur yani? Bu kadar 27 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmış, siz hemen bir makam mevki peşindesiniz. Bu istihbarat, bu Gülencilerin şeyi işte, jargonu. Evet. Burası benim elimde olsaydı böyle olmazdı. Kesinlikle öyle. Sizdeyken de sizin elinizde olan istihbaratın net entrikalar çevirdiğinde görüyoruz, biliyoruz yani. O dönemi de çok iyi biliyoruz, evet. Tabii, tabii. Sayın Bağlı, siz Doğu'yu da çok iyi biliyorsunuz. Güvenlik güçleri Doğu'da, Yüksekova'da, Hakkari'de, Sur'da ve Nusaybin'de önemli başarılara imza attılar. Bu patlamanın nedeni de onlardan biri olur mu? Yani bölgede hakimiyetini kaybetmiş bir örgüt söz konusuyken. Efendim, şöyle bir durum var üstadım. Dediğiniz doğru, çok doğru. Yani hakikaten güvenlik güçleri Doğu'da çok büyük operasyonlar yapıp ve bu operasyonlardan da çok iyi neticeler elde ediyorlar. Tabii örgüt tam yıkılmadı, mayıttayım demek ve aynı zamanda da taraftarlarına bu kadar ziyaret verdik, ben de bunu yaptım demek için bu tür eylemler yapıyor olabilir. Ama bir konu daha var, bence onun daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu PKK 7 Haziran'dan sonra bölge insanının bir kalkışma yaptığı zaman onunla birlikte yürüyeceğini varsaydı. Evet. Ve Amerika'nın da Rojava'da dedikleri yerde onlara destek verdiğini, burada da destek vereceğini ve Türkiye'de bir kalkışmayı gerçekleştirebileceklerini, bir serhıldanın gerçekleşeceğini varsayarak kanlı eylemlerde bulundular ve eylem yapmaya başladılar. O eylemleri yaptıklarında da arkalarında ve yanlarında bölge insanını görmediler. Bu bölge insanını görmemiş olmanın vermiş olduğu yenilgiyi ve psikolojik ezikliği başka türlü telafi etmek için Türkiye'nin batısında da başka yerlerde de daha çok kanlı eylemler yapmak gibi bir stratejiyi geliştirmiş olabilirler. Ama burada da Türkiye'nin izlemesi gereken yol şudur. Efendim, terör bugün uluslararası bir problemdir. Yani tek bir aktörün tek başına çözebileceği bir mesele değil. Türkiye tabii ki tek başına da kalsa terörle mücadele edecektir. Bundan hiç kuşku yok. Ama terörün çok uluslu bir mekanizma olduğunu, özellikle son zamanlarda Türkiye'deki değişik terör örgütlerinin bir konsorsiyum oluşturduğunu, bir ittifak oluşturduğunu ve Türkiye'ye yönelik operasyon yapacaklarını deklare ettikleri bir ortamda uluslararası ittifak içerisinde olduğumuz müttefiklerimizle birlikte bir mücadele yürütmek durumundayız. Bunun tek başına yürütülmesi istediğimiz sonucu vermeyebilir. Bunun verilmesi için de gerçekten dikkatli ve dediğim gibi bir ittifak arayışında, mutlaka bir mutabakat içerisinde bu çalışmaları yürütmek gerekiyor. Peki efendim, çok teşekkür ederiz programımıza katkılarınızdan dolayı. Eksik olmayın, sağ olun. Görüşmek üzere. Evet efendim, Mazhar Bağlı çok önemli bilgiler aktardı. Yani bir sosyolog olarak bu terör saldırıları sonrası o enformasyon akışını sağlamak adına yayın yasağının belli kriterler çerçevesinde yapılması gerektiğini zaten söyledi. Bunu biz de zaten her zaman söylüyoruz. İşte görüyorsunuz. İstediğimiz gibi program yapabiliyoruz. Açın internet sitelerine, bütün gazeteler, bütün televizyonlar yayınlarını yapabiliyor. İnce bir ayrım var. Onu çok iyi anlamamız lazım. Bu haberleri yaparken terör örgütünün ekmeğine yağ sürmemek adına, onların propagandasını desteklememek adına bazı görüntülerden feragat etmek durumundayız. Bursa TV bunu yapıyor. Kendi yayın organlarımızda, Sancak FM'de, Bursa Sancak Gazetesi'nde bunlara biz hassasiyet gösteriyoruz. Umut ediyoruz ki diğer kanallar da bunu yapsın. Çünkü terörizmin asıl yaşam kaynağı medyadır. Kendi uyguladığı dehşetin milyonlara ulaşması, insanlarda bıkkınlık yaratması, illallah dedirtmesi tabiri caizse bu yollarla olur. Ama biz birlikte yan yana omuz omuza durduğumuz sürece ve PKK terör örgütü gibi örgütlerin ekmeğine yağ sürmediğim sürece kazanan biz olacağız. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi size bir bilgi vermek istiyorum. Terörizm nedir? Latince terrere kelimesinden geliyormuş efendim. Korkudan dehşete düşmeye sebep olma. Terörizmin kelime anlamı bu. Yani terörün hedefi açık açık aslında burada ortada. İnsanları dehşete düşürmek, devletine, milletine düşman etmek bu saldırılarla. Wiki bilgi de var, onu da aktarmak istiyorum.
terör ya da terörizm, siyasal, dinsel ve veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, resmi yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır. Bu kadar açık ve seçik her şey anlatılıyor aslında. Bizim akademisyenlerimiz, sözde aydınlarımız, gazetecilerimiz, medyamız da işte bu terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürebiliyorlar rahatlıkla. Ne var ki Türkiye eski Türkiye değil, artık Twitter'da da, Facebook'ta da sözü geçen bir konuma geldi. Eskiden bu tür saldırılarda engel olunamıyordu tabii. İnsanlar ağzına geleni söylüyordu. Bu akşam saatlerinde de saldırının hemen ardından Twitter'a baktım. Belli kalıplardan çıkmış birkaç bilgi hep o paylaşılıyor insanlar arasında. İşte bu az önce bahsettiğimiz o insanları şiddete, dehşete düşürme adına yapılan paylaşımlardan birer basit örnekti. Keşke imkan olsa komple bu tür saldırılarda, hani Fransa nasıl yapıyorsa, Amerika bu işlerde nasıl yapıyorsa, pat diye şartele indirmek en doğru olan aslında. İnsanları bu korku ve dehşetin kucağına bırakmamak lazım. Terörün ekmeğine yağ sürmemek lazım. Peki medya ve terörizm nedir? Ona da kısaca bir değinelim. Terörizmin medya olmadan yaşayamayacağı yaygın bir kanaattir diyor. Medya olmadan terörizm yaşayamaz, yani bu kadar açık. Niye? Bir şey bir yerde bir saldırı yapacaksa lokal kalacak, o bölgede kalacak. Bunu dünyaya, o ülkeye yayamayacağı için, terörün yaşaması için medya önemli. Terörizm modern dönemin bir olgusu olması daha çok bu durumla ilişkilendirilir diyor. Yani medya ile oluyor bu işler. Terör örgütleri medya sayesinde dehşet yayarlar ve propaganda yaparlar. Da bu sözün üzerine söz söylememek lazım aslında. Tabii yandaş medya, candaş medya, bir kısım medya diye medyaları önce böldüler. Ondan sonra şimdi istedikleri gibi tabii at koşturabiliyorlar. Terör örgütleri gerçekleştirdikleri her şiddetin amacı medyada yer almaktır. Bu akşamki saldırının zamanlaması aslında o kadar açık ki, yani amaçlarının ne olduğu o kadar açık ki, zamanlamayla bunu zaten görebiliyoruz. Yani bütün Türkiye'nin televizyon karşısında olduğu ana haber saatine yarım saat kala bir bomba patlatılıyor ve bütün Türkiye'ye bu dehşet izletilmek isteniyor. Medya bu konuda dikkatli olmalı. Evet, bir telefon konuğum daha var. AK Parti Milletvekili Sayın Metin Künük. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Künük, siz de haberlerde de izlediniz. Medya ve terörizmi biz aslında daha çok konuşmak istiyoruz. Terörizmin hedeflerini konuşmak istiyoruz. Tamam, orada çok ağır bir can kaybımız oldu ama terörizm tabii bununla yetinmez. Daha büyük kitlelere ulaşmak adına medyayı da kullanmak durumundadır. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Ankara'daki saldırıyı? Bursa TV izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Hastanede yaralı olarak hastanede yatan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ahirete göç eden vatandaşlarımızın ailelerine de sabır diliyorum. Çok ağır bir terör saldırısıyla yine karşı karşıyayız. Türkiye bu terör saldırılarını ciddi anlamda vatandaşlarımızda bir öfke birikmesi söz konusu. Özellikle terör saldırılarında dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi bu terör saldırılarının sonuçlarının kime yaradığıdır. Bu terör saldırılarının sonuçları hiçbir şekilde 78 milyon memleket evladına yaramamaktadır. Evet. Ülkemize yaramamaktadır. Devletimize yaramamaktadır. Ve bu coğrafyaya yaramamaktadır. O zaman bu terör saldırıları kime yarıyor? Bu terör saldırıları Türkiye'yi kontrol altına almak isteyen, Türkiye kontrol edilebilir hale getirmek isteyen güçlerin en iğrenç silah olan, en iğrenç politik araç olan terör üzerinden Türkiye'ye sürekli
mesaj veriyorlar. Bundan 3 gün önce Abramovich ve Edelman evet, ortak yayınladıkları makalede açıkça Türkiye'yi tehdit ediyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak iğrenç bir dille ülkemiz ve devletimiz tehdit ediliyor. Ardından sanki burası bir sömürge ülke. Sayın Külünk, özür dilerim, araya girmek durumundayım. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala bir açıklama yapıyor. Dilerseniz Sayın Bakanı dinleyelim, ondan sonra görüşlerimizi aktaralım. Kesin kanaata varıldıktan sonra, bulgular tamamlandıktan sonra açıklanır. Elbette biz bu terörist saldırılarla şu anda yürüttüğümüz milletin huzuru için, demokrasimizin bekası için, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için yürüttüğümüz terörle mücadele sekteye uğramayacaktır. Kararlılıkla sürdürülecektir ve Türkiye bu sorunun da üstesinden gelecektir. Terörle mücadelede kararlılığımız hiçbir zaman bu tür saldırılarla engellenemeyecektir ve terör bu ülkenin ayağından pranga olmaktan bertaraf edilecektir. Bu ülke ayağındaki bu prangayı da değerli basın mensupları milletin kararlılığıyla, vakur duruşla ve etkili bir mücadeleyle ayağından söküp atacaktır. Ben bütün vatandaşlarımıza vefat eden Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim şehitlerimizdir. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve milletimize buradan huzur ve güvenleri için ortaya koyduğumuz mücadelenin devam edeceğini ve sonuçlandırılacağını söylemek istiyorum. Milletimiz birçok meselenin bizler tarafından nasıl çözüldüğünün şahididir. Elbette şimdi ortaya koyduğumuz hedefleri engellemeye yönelik, Türkiye'nin hedeflerini engellemeye yönelik bu tür terörist saldırılarla Türkiye'nin yolunu kesmeye çalışanlar da bilsinler ki Türkiye'nin yolunu kesemeyeceklerdir ve Türkiye yoluna büyük bir kararlılıkla, azimle devam edecektir. Yaralılarımıza ve vefat eden vatandaşlarımıza ilişkin daha detaylı bilgiyi Sağlık Bakanımız sunacaklardır. Değerli arkadaşlar, öncelikle milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 125 hastamız tedavi görüyor. Bu 125 hastamızın 19'unun durumu ciddiyeti kesbediyor. 7 hastamız ameliyatta. Diğer hastalarımız da gerek tetkik süreçleri gerekse ilk müdahaleleri süreçleri tamamlanmak üzere, bunların büyük çoğunluğu bu akşam evlerine gönderilebilecek düzeyde hafif yaralı diyebileceğimiz durumda. Ama ciddiyeti olan 19 vakamız var. 7 ameliyatta var. Belki bir iki gün süresince tedavileri devam edecek hastalarımız da olacaktır. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren yaklaşık olaydan 1,5-2 dakika sonra ambulans, 112 ambulans hizmetleri anında müdahalede bulundular. 24 hastanemize yaralılar taşındı, sevk edildi. Şu anda 14 hastanemizde yaralılar var.
tüm yaralılarımızın bilgilerini, yakınları, bu şu anda telaş içinde olanlar alo 184 SABİM hattından yaralısı varsa, tedavisi ne durumda, hastanede mi, hangi hastanede olduğu konusunda bilgi alabilirler. Ben olay yerinde ölen sayısının, vefat eden sayısının 30 olduğu, hastanelerimize gelip de hastanede vefat eden sayının 4 vatandaşımızı hastanelerde kaybettik. Bu 30 olay yerinde ölenin en az biri, muhtemelen ikisi terör eylemini veya işte araçtaki kişiler olabilir, kişi veya kişiler olabileceği değerlendirilecektir. Ama olay yerinde 30 ölüm var, vefat var. Hastanelerimizde de 4 vefatımız var. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Milletimizin birlik ve beraberliği, sabırlı ve metanetli duruşu, bu olayların üstesinden gelebileceğimizin en büyük güvencesidir. Asla başaramayacaklar. Bu terör eylemi zihniyetini lanetliyorum. Eylemi yapanlardan ziyade bu zihniyeti lanetliyorum. Öyle eylemi yapanlar zaten gidecekleri yere gittiler. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim inşallah bundan sonraki süreçlerde milletimizi bu tür felaketlerle bir daha karşılaşmayalım diye de temenni ediyorum. Evet. Arkadaşlar. Soru sorabilir miyim? Yok, soru başka araç var mı şüpheli şu anda Ankara'da, Türkiye'de? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz sadece şunu söyleyeyim. Milletimizin huzuru için daha önce de açıkladık. Ne kadar yakaladığımızı son derece ciddi bir biçimde bu tür araçlarla ya da bu tür hazırlıklarla ya da bu tür terörist faaliyet saldırı olabilme ihtimalleriyle hepsini dikkate alarak mücadele ediyoruz. Gerekli tedbirleri sonuna kadar bütün ayrıntılarıyla alıyoruz. Ama tekrar söylüyorum, seyir halinde patlayıcı yüklü bir araçla yapılmıştır bu saldırı. Buna ilişkinde, bunlara ilişkinde son derece ciddi tedbirler alınıyor, gözden geçiriliyor. Biliyorsunuz çok ciddi, her türlü ihtimali dikkate alan genelgeler yayınladık, uygulamalar yapıyoruz. Ama dünyanın her ülkesinde maalesef terör %100 engellenebilen bir saldırı türü değil. O bakımdan, ama %100 engellemek için çalışmak bizim görevimiz ve vazifemiz, onu yapıyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımız bilsinler ki her türlü ihtimali değerlendiren, dikkate alan tedbirleri gözden geçiriyoruz, alıyoruz ve uygulamaya koyuyoruz. Efendim, teşekkür ediyorum. Evet efendim, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Mezinoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ birlikte ortak açıklama yaptılar. Telefona kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Vekilim, kusura bakmayın, bölmek zorunda kaldım. Sağlık Bakanımız Mehmet Mezinoğlu ölü sayısının 30 olduğunu, 125 kişinin de hastanede olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Efkan Ala da terörle mücadele sekteye uğramayacak, Türkiye'nin ayağındaki bu prangayı söküp atacağız dedi. Sizle devam edelim efendim. Buyurun. Üç bakan arkadaşımız da devlet hakkının gerektirdiği hassasiyeti en yüksek düzeyde ifade etmişlerdir. Devlet teröre asla teslim olmaz. Bu devlet Çanakkale ruhuyla kurulmuş bir devlettir. Bu devlet tarihinde hiçbir zaman bu tip terör örgütlerinin silahlı tehditlerine boyun bükmeyecek kadar güçlü bir devlettir. Çünkü iradesi millete aittir. Bu devlet milletin devletidir. Ondan dolayı vatandaşlarımız müşteri olsunlar ki son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Evet, ama Ankara'da bu kritik dönemi istikrarlı bir şekilde Türkiye'yi yöneten kadrolar üzerinden başaracağız. Birbirimizle
parti ayırt etmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Teröre karşı tek yürek olacağız. Ayırt etmeksizin, parti kimliklerimize bakmaksızın ellerimizde kırmızı kart ile terör örgütlerine ve terörün arkasındaki akla kırmızı kart göstereceğiz her zeminde. Dolayısıyla terör hadiselerine fırsat bilerek birbirimizi hırpalamak yerine terör eylemlerinin üzerinden birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu birbirimize hatırlatacağız. Evet. Onun için terör saldırısına muhatap olan topyekün millettir. Terör saldırısına muhatap olan devletimizin kendisidir. Terör saldırısına muhatap olan bu topraklardaki bekamızdır. Peki Sayın Vekili, medyanın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu süreçte millete yapılan bu saldırıyı medya daha farklı bir boyutta görüyor. Medyanın sorumluluk duygusunu tekrar tekrar hatırlatmak elbette ki doğru olan. Ama MİT tırları Türkiye'ye kurulmuş bir kumpas olan MİT tırları operasyonunu gazetesinde manşete taşıyarak küresel güç odaklarına Türkiye'ye yönelik kumpasta küresel güç odaklarına davetiye çıkaran insanlar, casusluk ve haklarında büyük iddialar bulunan, casusluk suçlamasıyla şüpheli olarak tutuklanan iki şahsı Anayasa Mahkemesi'nin zorlama bir kararla, yetki gasp ederek verdiği bir kararla serbest bırakıldığı bir süreçte medyaya defalarca sorumluluk çağrısı yapmamız maalesef Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinin gasp ettikleri yetki üzerinden verdikleri zorlama kararla bu çağrılar kimi zaman sanki duvara yapılmış bir çağrı gibi duruyor. Evet. Dolayısıyla dünyanın hiçbir ülkesinde, gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde kendi ülkesini küresel ölçekte kendi ülkesini mağdur edecek görüntüleri yayınlamaz. Kendi ülkesine küresel ölçekte yapılacak algı operasyonlarına sanki Türkiye'de savaş oluyormuşçasına bir fotoğraf verebilmek için bu tip görüntüler kullanılmaz. Ama üzgünüm, basının bir kısmı devşirme. Evet. Basının bir kısmı kendi akıllarını küresel güçlere kiralık olarak vermiş oldukları için acaba nereden bir fırsat bulsak da Türkiye'yi zor durumda bıraksak hedefine yönelik olarak bugün bu akşam da bir kere daha gördük ki Kızılay'ın orta yerinde menfur bir saldırı sonucu ruhlarını teslim etmiş vatandaşlarımızın o görüntülerini yayınlayarak habercilik yaptıklarını zannediyorlar. Onlar zannediyorlar ki bu görüntüleri anında yayınlayarak habercilik yapmış oldular. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde ülkelerini zor durumda bırakacak bu görüntüleri yayınlama şansına kimse sahip değildir. Dolayısıyla hem Twitter'a erişim yasağı getirilmesi, hem Facebook'a erişim yasağı getirilmesi, akabinde de medyada bu haber ve görüntülerin yayın yasağı konulması bu olayla ilgili olarak son derece yerinde bir tedbirdir. Keşke bu yasaklara hiç ihtiyaç duyulmasa da medyanın bir kısmı sorumluluğunun farkında olarak hareket etse. Korkarım bu gece birileri Anayasa Mahkemesi'ne hemen şikayette bulunur. Hemen. Evet. Hemen şikayette bulunur. Efendim Facebook'a erişim yasaklandı. Twitter'a erişim yasaklandı. Bu bireysel iletişim özgürlüğüne darbedir. Bu yasağın ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurup Anayasa Mahkemesi'nin de 11 üyesi tekrar sahneye çıkar. Beyefendiler bu iletişim özgürlüğüne, evet, iletişim özgürlüğüne müdahaledir diyerek korkarım bu gece acil toplantıya çağrılıp Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından acil toplantıya çağrılıp
bu internet üzerinden hem Twitter'a hem Facebook'a erişim yasağını kaldırılmasına yönelik de bir kararı Anayasa Mahkemesi bu gece verirse hiç şaşmayın. Yani Sayın Vekilim öyle şeyler söylediniz ki gerçekten yani inanmakta zorlanıyorum. Yani Anayasa Mahkemesi üyelerinin yetki gaspı yaptığını söylediniz ama bu cesareti nasıl ve nereden alabiliyorlar? Yani dediğiniz gibi birileri kalkıp bir şikayette bulunursa böyle bir karar alınabileceğine inanıyorsunuz siz de bir milletvekili olarak. Elbette tabii ki çünkü bu aslında çok içler acısı bir durum. Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili casusluk davasındaki verdikleri karar, daha önce Twitter'a erişim yasağının kaldırılmasıyla ilgili verdikleri karar zaten Anayasa Mahkemesi'nin bir kısım üyelerinin karnesinde, sicillerinde kayıtlı zaten. Evet. Dolayısıyla bu gece de ansızın Anayasa Mahkemesi toplanıp hükümetin bu anlamda Twitter'a ve Facebook'a yönelik erişim yasağını kaldırılması yönünde yapılmış başvuruyu hemen çabuklaştırıp bu erişim yasağı kaldırılsın derse de ben şaşmam. Çünkü dün casusluk davasından yetki gaspı yaparak casusluk davasında tahliye kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin bir grup üyeleri bu kararı da hiç rahatlıkla verebilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bir grup üyesi milletin ve de devletin menfaatlerini gözetmek yerine bireysel hukuk meşruiyet sınırları içerisinde bu ülkenin aleyhine olan her şeyi neredeyse bireysel hukuk masumiyetin içerisine tarif edip o tarif üzerinden kararlar verebilme cesaretini maalesef gösteriyorlar. Ondan dolayı bu akşam asıl görmemiz gereken, dikkati çekmek istediğim nokta şu. Evet. İki gün önce Edelman ve Abramovitz'in ortak yazdıkları yazıda söyledikleri bir cümle var. Kamuoyunun dikkatini çekiyorum bu cümleye. Diyor ki Edelman ve Abramovitz birlikte, bakınız dikkatinizi çekiyorum. Abramovitz ve Edelman, Erdoğan ya reform yapmalı ya da istifa etmeli. Sanki Sayın Erdoğan'ı seçenler Abramovitz ve Edelman çetesi. Oysa Sayın Erdoğan'ı seçen bu ülkenin milli iradesi. Bakınız Edelman ne diyor, tehditlerine devam ediyor. Diyor ki son derece kritik bir cümle. PKK'dan kopmuş bir fraksiyon tarafından 17 Şubat günü Ankara'da gerçekleştirilen korkunç bombalı saldırı Türkiye'yi 1970'ler ve 80'lerde kırıp geçiren iç savaş günlerine geri götürebilecek bir şiddet sarmalına işaret ediyor. Bu cümlelere dikkatinizi çekiyorum. Evet. Bu cümleler bize 28 Şubat'ın akıl hocalarını hatırlatmakta. Bu cümleler bize tersinden Türkiye'ye bir iç savaş tehditini hatırlatmakta. Evet. Ondan dolayı bugün Edelman ve Abramovitz'in açıklamalarının üzerine daha henüz insanların cansız bedenleri yerde yatarken paralel ihanet çetesinin sosyal medyadaki hesaplarından açık orduya darbe çağrısı yapan, orduya darbeye davet ifadesi ihsas ettiren açıklamalarını görünce evet. 28 Şubat Türkiye'de bir 28 Şubat beklentisinin 28 Şubat'taki akıl hocaları tarafından sahneye sürdükleri üzerinden hareket halinde olduklarını görüyoruz. Ondan dolayı PKK terör örgütü mü veya bir başka terör örgütü mü eylemin sonuçlarından kim ne çıkarmak istiyor? Bu eylemin sonuçlarından birileri Türkiye'de yeni bir 28 Şubat, zorlama bir 28 Şubat çıkartması peşindeler. Oysa unuttukları bir şey var. Bu ülkenin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri, demokrasinin teminatı olan, demokrasinin sınırları içerisinde ülkesinin güvenliğiyle ilgili her konuda milli hassasiyetlere uygun olarak hareket eden Mehmetçiğin bulunduğu bir topluluktur, bir güçtür. Geçmiş ondan ola dolayı, diyoruz o zaman. Yani 28 Şubat elbette, hayali kuranlara geçmiş elbette, ola diyoruz. Elbette ki. Bir diğer nokta da dikkatinizi çekiyorum. Bundan sonra
terör örgütleri, küresel üst akıl, küresel para oligarklarının dizayn ettiği dünya sisteminin bir kanadı Türkiye'de Türkiye'yi kontrol edilebilir bir hale getirebilmek için noktasal terör eylemleri üzerinden Türkiye'yi edilgen, içeride toplumun güven mekanizmasına hasar verip sivil otoritenin inisiyatif alanını daraltma çabasındalar. Bütün bunların yanında Ankara 17 Şubat Ankara saldırısı Devlet Başkanımız Sayın Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin öncesine denk gelmişti. Yine bugün bu saldırı Devlet Başkanımızın Azerbaycan'a gerçekleştireceği saldırının hemen öncesine denk geldi. O zaman şuraya dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye'nin Azerbaycan'la beraber gerçekleştireceği TANAP projesinin sonuçları kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor? Bu bize neyi hatırlatıyor? 1990'lı yıllarda Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı gündeme geldiğinde çözüm süreci o dönemde terörün bitirilmesi için Merhum Özal'ın attığı adımlar sonuç alınmaya yüz tutmuşken Bingöl'de Mehmetçiklerimizin şehit edilişiyle aslında klasik bir PKK terör eylemi gibi duran hadisenin arkasında bu coğrafyanın en kritik özelliği olan enerjinin üzerindeki oyunların bir parçası olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan şunu görmeliyiz. Bu süreçlerin stratejik hedefi Türkiye'de bir Erdoğan darbesi gerçekleştirmek. Birileri Türkiye'de Erdoğan'sız bir Türkiye hayali kurmakta. Kim bunlar? İşte dün, iki gün önce tüm terör örgütleri, Türk küresel güçler tarafından kontrol edilen Türkiye'nin solunun bir kanadıyla, birkaç kanadı PKK bir araya getirildi. Evet, toplam 10 örgüt bir araya geldi. Evet, ama o fotoğrafta eksik bir şey var. O fotoğrafı bir diğer parçası da Pensilvanya. Dolayısıyla bu bir araya getirişle beraber yapılmak istenen şey şu. Gezi eylemlerinin sonrasında toplumun duyarlılığı en yüksek düzeye çıktığı için Türkiye'de bir daha Taksim sokak üzerinden bir kalkışmayı başaramayacaklarını görenler şimdi terör örgütlerini bir araya getirerek ve psikolojik operasyonları da Pensilvanya çetesine bırakarak Türkiye'de noktasal terör eylemleri üzerinden güven sistemini, toplumun huzuruna zarar verecek adımlarla siyasi iradenin etkinlik alanını daraltarak Türkiye'de bir 28 Şubat sevdasının hayalinin peşine düşmüş oldukları bu süreçte bize düşen kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmak ve bu noktada Sayın Devlet Başkanımızın durduğu yerde sapasağlam durup bu zorlukları da hep birlikte aşmaktır. Hiç kimsenin Sayın şüphesi vekilim, olmasın ki evet. Bu zorlukları da aşacağız. Evet, Reci beni uyarıyor Sayın Vekilim. Bir izleyici sorusu var. İzninizle onu aktarmak istiyorum. Muharrem Toy sormuş. Meclisteki PKK'lılar ne zaman temizlenecek, ne zaman dışarı atılacak diye bir soru sormuş. Dokunulmazlıklarla ilgili bir çalışma var sanırım. Yani dokunulmazlıklarla ilgili fezlekelerin meclise geldi. Geldi, evet. İşleyişi bekliyoruz. Meclise inmesini bekliyoruz. Dolayısıyla gelen bahsi geçen Kandil'in Ankara'daki siyasi uzantısı olan, bunu da yüksek sesle zımmen ifade etmekten imtina etmeyen, terörü şirinleştirmek isteyen, terör örgütünü şirinleştirmek isteyen, milletimizin canına kasteden terör örgütü üyelerinin tabutlarını taşımaktan, terör örgütü mensuplarına silah taşımaktan imtina etmeyen, dokunulmazlık zırhı içerisinde kendilerine suç işleme hakkını görenler, işledikleri suçun bedelini adalet önünde vermek üzere meclise fezlekeler geldiğinde benim kendi bireysel olarak milletvekili olarak sayım zaten açıktan
ben bu dokunulmazlıklar kalksın, bu suç işleyenler terörü şirinleştirmek ve teröristi sahiplenmek adına adım atanlar gidip mahkemede hesaplarını versinler. Vatandaşlarımızın bu anlamdaki duyarlılığına da teşekkür ediyorum. Evet, bu konuda gerçekten yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor. Sürekli vatandaşlar arayıp özellikle bu konu üzerinde durulması gerektiğinin altını çiziyor. Bunu da aktarmış olalım. Sayın Vekilim, çok teşekkür ederiz programımıza katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet efendim, yaklaşık bir saattir programımız devam ediyor. Profesör Doktor Mazhar Bağlı ve AK Parti Milletvekili Metin Külünk'le konuştuk. Medya ve terörizmi masaya yatırdık. Terörizmin aslında medya olmadan yaşayamayacağını konuştuk. Bunun dışında yurt dışında, dış dünyada nasıl yapılır bu işler? Medya ve terörizm arasındaki mesafe nasıl sağlanır? Nasıl bir mesafe konur? Bunları konuştuk. Tabii bizde medya, yazılı ve görsel medya bu konularda çok maharetli. Kandil'e gidip orada fotoğraflar çekip bu insanlar çok şirin, çok tatlı, yere izmarit bile atmıyor diye gazete köşelerine yazabilecekleri, manşetler atabilecekleri bir ülkede yaşıyoruz. Ve bir de aynı insanlar burada Türkiye'de basın özgürlüğünü tartışır konuma geliyorlar. Hem bunları yapabiliyorlar, hem diktatör diyebiliyorlar, hem teröristi parlatıp, allayıp, pullayıp, cicili bicili bir hale getirip bunları gazetelerinde manşet yapabiliyorlar. Bir yandan da basın susturuluyor, özgür basın yok diye konuşabiliyorlar. İşte bu da onların herhalde pişkinliği desek daha doğru olur. Sayın Metin Külük açıkça ifade etti. Yani terörist cenazesine gidip, teröristleri ziyaret edip, onların tabutlarına omuz koyan milletvekili de, tabii bunlarla birlikte bunları destekleyen medya da aslında bir yerde bu kaos ortamı oluşmasına hizmet eden insanlar. Tabii bunlara şunu sormak lazım. Bu istediğiniz kaos ortamı oluştuğunda nasıl siyaset yapacaksınız? Hani o demokrasiden çok dem vurursunuz ya, o kaos ortamında o demokrasiyi nerede bulacaksınız? Bu da bir soru işareti. Oturup düşünmeniz lazım gelir diye düşünüyorum. Yarın gazetelerin manşetlerine bir bakın sayın seyirciler. Büyük bir bölümü, bir kısmı Ankara'nın kalbi vuruldu. Ankara'yı kalbinden vurdular. Ankara'da dehşet patlama gibi ifadeleri göreceksiniz. Bu akşamki programın amacını o zaman anlayacaksınız sevgili seyirciler. Yani bu medyanın ne yapmaya çalıştığını, o satır arası mesajlarını daha net anlamış olacaksınız. Bunları biz sizlerle paylaşmak istedik. Yaklaşık bir saatimizi doldurduk. Bize vakit ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir ajansla görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Milletimizin başı sağ olsun.